deneme sınavıyla devam edelim. Birçok canlının hücre içeriğinin büyük bir bölümünü su molekülleri oluşturur. Aşağıdakilerin hangisinde suyun canlılar için önemine ait bir eşleştirme yanlış verilmiştir diyor. Suya ait hangisi yanlıştır diyor. Kohezyon kuvveti sayesinde böceklerin su üzerinde batmadan yürüyebilmesi. Bu nedir? Doğrudur. Adezyon kuvveti sayesinde bitkiler kökten suyu gövdesine taşıması doğrudur. Neden doğru? Adezyon et, eklemek demek. Eklemek. Kohezyon da kuvvetli kuvvetli bir bağdır. Hidrojen ve oksijen bağları arasında kuvvetli bir bağdır. O yüzden o kadar kuvvetlidir ki bunun çözülmesi mümkün değil. Atomu parçalamak gibi su şu şekilde, bu şekilde. Bu ikisi doğru. Çözücü olması, su azotlu atıkları seyrelterek idrar yolda dışarı atılması. Evet, bu da doğru. Artı 4 derecede en yüksek yoğunluğa sahip olması ve kışın donan göllerin alt yüzeyinde canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri. Bu yüzden su, bakın buz her şeyin katısı çöker ama buzun, suyun katısı buzdur. Buz ne yapar? Suyun yüzeyine çıkar. O yüzden de kışın bu buz katmanın altında canlılar yaşayabilirler. Evet, bu da doğru. Öz ısısının yüksek olması deride terlemeyle vücut sıcaklığının dengelenmesi diyor. Suyun öz ısısı düşüktür, yüksek olması diyor. Yani 100 santigrat derecede kaynar. Ve buharlaşabilir. Kolay şekilde buharlaşabiliyor. O deride terleme ile vücut sıcaklığının dengelemesi terlemeyle gittiği içindir.